Ekim'de MGK Genel Sekreteri Orgeneral Haydar Saltık bir açıklama yaptı ve önümüzdeki dönemde ne Bay Ecevit, ne Bay Demirel, ne de diğerleri olacak. Hiçbir dönem olmayacaklar dedi. Bu Ecevit'in siyaseten ölüm fermanıydı. Karaoğlan ertesi gün CHP Genel Başkanlığından istifa etti. Parti lideri sıfatıyla herhangi bir eylemde, davranışta bulunmam yasaklanmıştı. Onun üzerine ben partiden istifa ettim. Öylelikle üzerime konan yasaktan da istifa etmiş olacağımı düşündüm. Ecevit bu kararı partinin yöneticilerine danışmadan almıştı. İstifa kararı o gün telaşla Ecevit'in evine koşan CHP kadrolarında tam bir şok etkisi yarattı. Şiddetle karşı çıktım. Yani böyle bir hakları olmadığını, yani böyle bir dönemde partinin yalnız bırakılmaması gerektiğini, Haydar Saltık'ın bir konuşmasını gerekçe göstererek partiden genel başkanın ayrılmanın çok güçlü yanlış olduğunu, partinin kurultay yapma şansının da dahi olmadığını, genel başkanı seçilemeyeceğini, partinin sahipsiz kalacağını ve buna çok karşı çıktım. Ecevit için yeni bir dönem başlıyordu. Bu yeni dönemin en önemli özelliği yalnızlık duygusuydu. CHP'liler onu en zor günde partiyi bırakıp gitmekle suçlarken, o da CHP'li kadroların askeri yönetimle hesaplaşmadığını, kendisini yalnız bıraktığını düşünüyordu. Artık altında yalnızca kendi imzası olan kişisel metinlerle mücadelesini sürdürüyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin devleti kuran parti olduğunu ve böyle bir darbe karşısında suskun kalamayacağını, fırsat düştükçe ilettim arkadaşlarıma. Arkadaşları tam yalnız bırakmış oldu Bülent'i, değil mi? Yani onlar ürktüler, eğer biz de herhangi bir harekette bulunursak biz de hapsediliriz diye. Ürktüler ve geri çekildiler. Arkadaşlar öyle bir kesin tavır almakta çekingen davranıyorlardı. Bunun zamanı olmadığını düşünüyorlardı. Ben de ısrar etmiyordum. Çünkü bir takım riskleri olduğu belliydi bunun. Ecevit genel başkanlığı bıraktıktan sonra görüşlerini kamuoyuna daha rahat ifade edeceği bir iş arayışına başladı. Gazeteciydi. Yapabileceği en iyi iş mesleğine dönmekti.